Let's start at the beginning. Okay, Peter, you got this, you got this. Evet, Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filminde 3 Spidey'i bir arada görme heyecanını yaşadıktan sonra Peter Parker'ın Örümcek Adam olduğunu herkesin unutmasından dolayı Marvel fanları bir anda gaza gelip çizgi romanları karıştırmaya başlamıştı. Ve yabancı platformların neredeyse hepsinde yaşanan bu araştırma sonucunda Mephisto tarafından yapılan bir büyüden ötürü herkesin Örümcek Adam'ın Peter Parker olduğunu unuttuğu bir hikayeyi bulup haftalarca konuşmuşlardı. Çünkü bu hikaye içerisinde halkın Peter Parker'ı unutmayıp tanıdığı görülüyordu. Her neyse, filmi milyon kere izleyen fan kitlesinden dolayı olsa gerek, üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen bu olay tekrardan gündem oldu. Fakat bu sefer öyle çizgi romanlar üzerinden falan değil, direkt sinematik evren içerisinde Blip döneminde yüce büyücü koltuğunda oturan Wong abimizin Peter Parker'ı unutmadığı yönünde bir teori ortaya atıldı. Ki bak, gösterdikleri gerekçelerin pek de saçma olmadığını söyleyebilirim. Ve bu yüzden ileriki yapımlarda bu olay üzerinden bağlanmış bir hikaye dahi görebiliriz. Ayrıca direkt kişisel düşüncemse, Agamotto'nun gözünün revaçta olduğu bu dönemlerde bu gözün özelliklerini ve yapabildiklerini unutmamak lazım. Hatırlarsanız önceki videolarımızda Agamotto'nun gözünün her türlü illüzyon ve büyünün ardını görebildiğini konuşmuştuk. Yani doktorumuz da bu gözü kullanmayı tam olarak öğrendiği vakit Peter'ı tekrardan hatırlayabilir. Fakat demin de dediğim gibi bunlar sadece bir teori. Ama ben de sizler gibi olur mu olmaz mı diye merak edip bu konuyla alakalı konuşulan bütün muhabbetleri bir detaylıca inceledim. Ve Wong ve Doktor teorisiyle birlikte mahallemizin dostu Örümcek Adam'ın Peter Parker kimliğini kimlerin unutmamış olacağı yönünde çıkan tüm dedikoduları tek bir videoda toparladım. Hadi gelin hem bu iki teoriye hem de daha başka hangi kahramanların unutmamış olabileceği yönünde çıkmış olan tüm söylentilere bir bakalım. Siz de bu tarz içeriklerin artması için bizi desteklemek isterseniz abone ol tuşuna ufak bir dokunuş yapabilirsiniz. Evet, ileriki yapımlarda Örümcek Adam'ın kimliğini öğrenmek kritik bir durum olursa eğer, bu bilgiye en kolay biçimde ulaşabilecek kişiler arasında her ne kadar Peter'ı hiç tanımamış olsa da Loki'nin olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü bildiğiniz üzere kendisi şu anda bir nevi zamanın dışında takılıyor. Ve TVA'in bir iki dosyasını karıştırsa bırak Peter'ı, 7 ceddine kadar her şeyi öğrenir. Ayrıca benim Wong ve Doktor dışında düşündüğüm bir isim daha var. Fakat tüm bunlara geçmeden önce halkın unutmamış olduğu çizgi roman hikayesi dışında ilk konuşulan isimler Scarlet Witch ve Thor'du. O yüzden öncelikle bu iki dostumuzu bir konuşalım. Bir kere Thor'un Wanda'nın psişik güçlerine dahi karşı koyamadığını düşünürsek unutmama ihtimali çok zayıf kalıyor diyebiliriz. Ki zaten Thor ve Peter Endgame muharebesi ve Tony Stark'ın cenazesi dışında pek de görüşmedi. Ancak Scarlet Witch'in Darkhold sonrasında aldığı güncellemeden ötürü Doktor'un yaptığı büyüden etkilenmediği dönem bütün söylentiler arasında en mantıklı olanlardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ki bu ablamızın çizgi romanlarına bakarsak da büyü bozma olayının onun için çocuk oyuncağı olduğu da görülüyor. Şimdi gelelim Wong muhabbetine. Bildiğiniz gibi Peter'ın kimliği açığa çıktığından sevdiklerin hayatı berbat bir hale dönüşmeye başlamıştı. Ki bu yüzden Parker da bu duruma bir çözüm bulabilmek için koşaraktan doktorun yanına gelmişti. Ve işte hatırlarsanız doktorla karların içerisinde şömine başında muhabbet ederken Wong araya girip "Yaptığın büyü her ne olursa olsun beni dışarıda bırak" tarzında bir cümle söyleyip çekip gitmişti. İşte yabancı dostlarımız da Wong'un bu cümleyi boşuna kurmamış olduğunu söylüyorlar. Yani Doctor Strange yapmış olduğu büyüden Wong'u muaf tutmuş olabilir. Evet, ilk başta saçma gibi geliyor olsa da son zamanlarda Wong abimizin hiç olur olmadık hikayelerde karşımıza çıkıp popüler olmaya başladığını unutmayın. Marvel yine kilit bir noktada bu dostumuzu kullanabilir. Öte yandan Doctor Strange, Multiverse of Madness'ın PR aşamasında Agamotto'nun gözünü ön planda bizlere gösterip durdular. Ki yapımın içerisinde bu gözün özelliklerini kullanmayı bilen Doktor'un çırağı Rintra'ı da göreceğiz. Ve bu gözün yapabildikleri arasında her türlü illüzyon ve büyünün ardını görebilmek olduğunu önceki videolarımızda da konuşmuştuk. Yani doktorumuz gözü tam olarak kullanmaya başladığı vakit Peter'ı da hatırlayabilir. Yani ben öyle düşünüyorum. Tabii çizgi romanla geçen bu özellikleri sinematik evrende nasıl yansıtırlar orası bilinmez. Son olarak düşündüğüm kişi ise Peter'ı yakından tanıyan karakterlerden biri olan Nick Fury diyebilirim. Çünkü bu dayının adam akıllı bir gücü olmamasına rağmen hem Beyaz Perde'de hem de çizgi romanlarda bir yerlerden çıkıp durduğunu ve olayları köklü bir biçimde değiştirdiğini görüyoruz. Yani yine bir yolunu bulup Peter'ı hatırlayan isimlerden biri olabilir. Yani görsem hiç şaşırmam. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizce Peter'ı unutmayan kahramanlarımız kimler olabilir? Fikirlerinizi yorumlarda yağdırın gelsin. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Daha da önemlisi, sağlıkla kalın.